Yani her gittiğimiz yere bize ayrı bakıyorlar. Her gittiğimiz yerde bize farklı davranıyorlar. Ama alınmıyoruz da biz bunda. Çünkü bu bizim kaderimizdir. Yarın bu herkesin karşısına gelebilecek bir şeydir. Adam 50 yaşından sonra da görme engeli olabiliyor. Yarın herkesin bir görme engeli olma olasılığı vardır. Her yerde de ötekileştiriliyoruz. Yani bir normal vatandaşın gördüğü şeyi biz göremiyoruz. Şimdi bunun burasından nereden geçeceğiz? Otobüslerin herhangi bir anons cihazları hiçbiri çalışmıyor. Biz durakların yerini bilmiyoruz. Bizi filan durakta indir dediğimiz zaman diyor ben bilmiyorum. Siz bana hatırlatın. Zaten ben görebilsem ben sana söylemem bunu. Kendim inerim oradan. Bu rampalar vardır. Rampaları şoför yerinde kalkıp da gelip o rampaları açmıyor. Halk kalkıp da onu açıyor. Yani halk açmasa o engelli araba binemiyor. Bu mavi otobüsler, halk otobüsleri bizleri gördükleri yerde almıyorlar. Direktmen basıp gidiyorlar. Diyor istediğiniz yere bizi şikayet edebilirsiniz. Sarı çizgiler mesela bizim için çok büyük bir problem. Sarı çizgileri öyle ayarlamışlar ki gittiğin zaman, yürüdüğün zaman ya kafan değecek, ya omuzun değecek, ya yüzün değecek. Tabela var mesela, bu ağaç dalları var. Direğin tam sıfırından gitmiş. Yani bu sarı çizgilere hiçbir duyarlılıkları yok. Hiç kimsenin, kimse bu sarı çizgilerin ne işe yaradığını da bilmiyorlar. Bizim üst geçitlerde hiçbir tanesinde engelli asansörü çalışmıyor. Bazılarında zaten engelli asansörü diye bir şey yok. Birisi bize yardımcı olursa biz o rampaları bulup da çıkabiliyoruz. Yardımcı olmadıkça biz kesinlikle o rampaları bulamıyoruz. Yani rampaların bize uygun yapılmamış. Bize uygun değildir. Rampaların üstü genelde kapalı oluyor. Ya araba park ediyorlar ya bir stand bırakıyorlar. Biz o rampaları hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Bir lokantada gittiğimiz zaman, bir markete gittiğimiz zaman, bir kamu kuruluşuna gittiğimiz zaman herhangi bir bant olsun, bir rehber olsun, bir danışman olsun hiçbir şekilde bir fayda göremiyoruz. Yani biz yanımızda bir kişi olmadan kesinlikle o tür yerlere giremiyoruz. Fiziki olarak çok gerideyiz. Sesli ışıkların olmaması, örnek trafikte sıkıntı yaşıyoruz, yolları rahat kullanamıyoruz. Binaları rahat kullanamıyoruz, gidiş gelişimiz sıkıntı oluyor. Çok sıkıntı oluyor, sürekli birine bağlı kalmak istemiyoruz. Biz de istiyoruz her insan gibi rahat gidip gelelim. Bu bastonumuz olduğu zaman bizim gözümüzdür zaten. Yani ikinci bir refakatçiye ihtiyaç duymadan biz de kendi başımıza rahat gelip gitmek istiyoruz. Kısacası bu. Engelli de bir insandır, vatandaştır sonuçta. Her insan gibi o engelinin de yaşama hakkı var. Sadece görme engelli değil mesela. Bedensel engelli de olur, işitme de olur, zihinsel de olur. Her engele uygun bir kent olmasını istiyoruz. Yürüme bantları da çok sıkıntılıdır. Çizgileri tam ya direklerin önünden götürmüşler ya da trafoların önünden götürmüşler. Çarpıyoruz ister istemez ya omuzumuz ya kafamız çarpıyor. Ağaçların tam kaldırım ortasında olması bize çok sıkıntı çıkartıyor. Çizgileri sağ sol yapmışlar, takip ediyoruz ama mesela düz gideceğim, takip ediyorum. Bir bakıyorum yukarıda ağaç dalı gelmiş, tam çizginin üzerine ben kafamı vurmak zorunda kalıyorum. Görmüyorum çünkü. Ya barikatlar kuruluyor üzerinde, bu kaldırım kenarına bırakılan şişler bırakılıyor. Yani bir engel sadece çizgiler değil, yani rampalar zaten araçlar önüne park ediyor. Ne biz ne bir başka engelli kadar arkadaşlarımız yürüyemiyorlar. Merdivenler de aynen öyle. Kaldırım işgali bayağı birçok. Hani söylediğimiz zaman da tersleniyoruz sürekli esnaf tarafından. Ya ben bir insana çarptığım zaman o insan belki benim görme engelli olduğumu bilmiyor ama görme engelliyim, ters tepki de verebilir. Doğal olarak haklıdır ama eğer kaldırım işgali olmasa her insan kendi yolundan devam ediyor. Devam eder gider yani.
Şimdi birçoğu biz alıştık yani artık ben çoktan beri bu sivil toplum, engelli sivil toplum örgütü içinde olduğum için ben verilen tepkilere de mesela bize davranışlarına da alıştım ama birçok arkadaşımız çok kırılıyor. Yani hakikaten özellikle halkımızdan istirham ediyorum Van halkı. Bir engelliye nasıl davranılacağını bence biraz daha düşünmelidir. Van hakikaten engelliler için tam böyle yaşanılacak bir şehir olmadığını söyleyebiliriz ama eksikler çoktur. Ha, yapılmış olanlar var mı? Var. Geçmişte bir emekler verilmiş mi? Verilmiş. Fakat eksik kalan çok şeyler de var. Örneğin engelli, görme engellilerin bir yere ulaşabilmesi için mutlaka bir bağımlı birinin yanında olması lazım. Bağımlı kalıyorlar. Çünkü gittiği yerlerde özellikle esnaflara buradan çok büyük bir şey görevler düşüyor. Esnaflara ricamız bu özellikle görme engellilerin bu şeritlerin üzerine herhangi bir eşya bırakmamalarını istiyoruz. Çünkü gelip takılıyorlar eşyalara. Artı bir de yollar zaten dar. Ara yollarda. Yollar dar olduğu için bir de araçların park ettiğini görüyoruz. Hem kaldırımda yürüyemediğimiz gibi üstelik bir de araçlara takılmış oluyoruz. Çok zorluğu yaşadığımız yerler özellikle hastaneler olduğunu ve örneğin PTT, banka gibi yerlerde çok sıkıntı çekiyoruz. Çünkü butonlarda numara almamız isteniyor. Butonlarda numaramızın geldiğini bile görmediğimiz için yani numaramızın geldiğini de bile hissedemiyoruz. Bir de bu halk otobüslerinin bir an önce bu engellilere ve yaşlılara yaptıkları bu zulüm hakikaten zulümdür. Yani yağmurda saatlerce bekleyen engellilerimiz ve yaşlılarımız oluyor bazen. Gördükleri halde durup almıyorlar.